السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون Bu Haşr suresinin iki ayeti kerimeleridir. Bunların meali şöyledir. Ey iman edenler, Allah-u Teala'nın takvasını benimseyin ve her can baksın ki yarın için ne ileri gönderiyor. Ve Allah'ın takvasını benimseyin. Allah yaptıklarınızdan daima haberdardır. Ve Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah onları kendilerinden gafil kıldı. İşte bu kötü insanlardır. Karakteri kötü olan insanlardır bunlar. Genellikle görülür ki her kötülük ve günahın kökü o günahları ve kötülükleri küçük zannederek onlardan kurtulmamak neticesinde olur. Yahut ona dikkat etmemeleri neticesinde olur. Fakat bu dikkatsizlik sonunda insanı büyük günahlara da sevk eder. Çünkü daha sonra insan yavaş yavaş hayırları unutmuş olur. Hayırın yüksek seviyelerini unutmuş olur. Ki bir mümin mutlaka onları elde etmeli. Yüce Allah'ın korkusu azalır. Takvadan insan uzaklaşmış olur. Öldükten sonraki hayata tam olarak imanı kalmaz. Güya iman iddiasında bulunan bir kimse fiilen İmanın şartlarından uzaklaşır gitgide ve Allah'ın gözünde sonra mümin olarak kalmaz. Bu ayetlerde Yüce Allah müminlerin dikkatini bu yöne çekmiştir. Yüce Allah
müminlere kuvvetli bir şekilde söylemiştir. Yalnız bugünkü ve bu dünyanın o kolaylıkları, oyunları, eğlenceleri ve ahbaplarla, akrabalarınla olan ilişkilerinizi göz önünde buna aldırış etmeyin. Aksine yarınınızı aldırış edin. Ona dikkat edin. Sizin Allah'ınızın üzerindeki imanınızın seviyesi ve onun takvasını benimsemeniz sizin asıl eğiliminiz ve fikriniz olmalı. Sizin öldükten sonraki hayatınız ve hesaba olan imanınız sizin düşüncenizin merkezi olmalı. Eğer böyle olursa ancak o zaman gerçekten ilerlersiniz. O da yüzeysel ahlak olmayacak. Aksine Allah-u Teala'nın rızasını elde etmenin gayesini elde yanında bulunduracak. Sizin manevi ilerlemeniz ve ben mümin olduğum, ben müminim diye ettiğinizi daha gerçek olacak yarına baktığınız zaman ancak. Sizin kesin gayesiz ve gerçek imanınız ancak Allah katında faydalı, gerçek olacak. Ne zaman ki yarını göz önünde bulundurursanız, yani yarını gözlerinizin önünde bulundurarak Allah-u Teala'nın rızasını elde etmeye çalışırsanız, o zaman sizin iman iddianız doğru olacak ve ona amel etmeye çaba sarf edeceksiniz buyruklarına. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam demin okuduğum ilk ayet-i kerime konusunda der ki, ey iman edenler, Allah'tan korkun, korkmaya devam edin ve aranızdan her biriniz baksın. Ben gelecek cihanın daha hangi malı gönderdim gelecek cihana? Ve Allah'tan korkun. O alim ve habirdir, bilgilidir ve sizin amellerinizi görmektedir. Yani iyi bilir o. O iyi bilen ve araştıran, ortaya çıkarandır, araştırıp. Onun için sizin çirkin amellerinizi asla kabul etmeyecektir. Onun için Allah-u Teala'nın bu buyruğunu aramızdan her birimiz dikkatli bir şekilde ve çabayla bunu anlamalıyız. Allah-u Teala'nın takvasını benimseyerek biz kendi amellerimize bakalım. Yarınımızı süsleyen sözlerin üzerinde onu düşünelim. Sözleri. Allah bizim kalplerimizi iyi gören Allah, derinlemesine gören Allah ve bizim bütün bilgilerimize sahip olan Allah. Yalnız bu sözlerle biz onu aldatamayız. Bunlar yüzeyseldir bu sözler. Aksine vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi o iyi ve kötüyü araştırıp ayırır. Kötü amelleri kabul etmez. Bir mümin için bu pek yarını düşünmesi lazım. Bu pek üzüntü verici bir konudur. Orada amel hesap edilecek. Gayri müminler gibi biz yalnız bu dünyamızı her şeyi zannetmeyelim. Aksine gerçek başarılarımızı elde etmek için takva üzerinde yürüyelim. Birinci Halife radıyallahu anhu der ki, dünyada ve ukbada başarının bir sırrını Allah-u Teala bize söylemiştir. İnsan yarını bugünden itibaren düşünsün.
onunla hem dünyada süslenecek onun amelleri ve ahiret hayatı dahi süslenmiş olacak. Sonra dedi ki Kur'an-ı Kerim'in talimatı وَالْتَنْزُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ bunun üzerinde amel etmekle yalnız dünyada başarıya ulaşmakla kalmayıp aksine ukbada dahi gelecek cihanda dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla başarıya ulaşır. Biz hiçbir zaman ahiret için hayat malzemesini biriktiremeyiz. Bugünden o darul karar için hazırlık yapmadıkça orası karar kılınacak yerdir. Onun için ben bugün söylemek istiyorum. Bu ayet nikah hutbesinde dahi biz okuyoruz bu ayeti kerimeyi. Bu nikah hutbesinde okunan ayetlerden son ayettir. Yüce Allah nikah hutbesinde okunan ayetlerden ayetlerde değişik konulara dikkat ettirerek akrabalarınıza dahi dikkat edin diyerek bu şartla sizin sorumluluklarınız ne varsa ona da dikkat edin, doğru olun, onunla hayırlı amellere ve akrabalıkları tamamlayabileceksiniz. Allah-u Teala'nın ve onun buyruklarına bağlı kalın. Bunda sizin başarılı hayatınız bundadır. Bunu beyan ederek sonra dedi ki eğer yanına bakarsanız Allah-u Teala ve onun Resulü'nün buyruklarını dahi gözleriniz önünde bulundurursunuz. Şimdi Yüce Allah ve onun Resulü'nün birçok buyruğu vardır. Aile muameleleri süslemek konusunda rol oynarlar. Eğer insan dikkat ederse onun faydası insan içindir. Hazreti 1. Halife radıyallahu anh'ın buyurduğu gibi dünya dahi süslenecek ve ukba dahi ahiret dahi süslenecek. Bu dünyada evcil hayatı dahi cennete benzeyecek ve Allah-u Teala'nın buyruklarına amel etmekle ahiretin mükafatları dahi insanın eline geçecek. Sonra yalnız kendi zatına kadar kalınmayacak. Bununla evladınız dahi hayıra bağlı kalacaksınız. Güya yalnız siz kendi yarınızı süslenmeyeceksiniz. Gelecek neslin yarını dahi gerçek bir mümin onun garantisi haline gelecek. Hatta garantisi olur. Genellikle gelecek nesil dahi hayırdan yana olur. Kısacası eğer kendi evlerini küçük küçük şeylerden berbat eden aileler, eğer onlar Allah-u Teala'nın buyruklarına dikkat eden ve ona amel eden haline gelirlerse, o zaman yalnız kendi evlerinin huzurunun garantisi haline gelmeyecekler. Aksine çocuklarının gerçek terbiyesi ve onları takva üzerinde yürütenler dahi olacaklar. Yani onların çocukları dahi takva üzerinde yürüyecekler. Ve onların hayatlarını süsleyenler olacaklar anne babalar. Hatta Allah-u Teala'nın mükafatları bu dünyada dahi ve ahirette dahi elde edenler olacaklar. Öyle evler ya küçük küçük şeylerden dolayı yalnız maddiyat dünyadaki problemler için evlerini bozarlar.
onların düşünmeleri gerekir. Gelecek nesiller yalnız sizin evladınız değildir. Aksine cemaatin ve kavminin bir sermayesidir onlar. Onlara doğru yol göstermek anne babanınların görevidir. Ve bu ancak anne baba kendilerini Allah-u Teala ve onun Resulü'nün buyruklarına göre yapanlar olurlarsa ancak o zaman bu olabilir. Allah-u Teala hepimize onun yapmamızı nasip eylesin. Bu bir yöndür. Her mümin buna dikkat etmemiz lazım. Allah-u Teala amel etmeye bizim dikkatimizi çekmiştir. Ki biz hem kendimizin ve hem de çocuklarımızın hayatını süsleyelim. Bizim hayatımızda sayısız öyle fırsatlar olur ki biz takvadan yana olmayız. Ahireti gözlerimizin önünde bulundurmayız. Bu dünyanın vesileleri ve gereksinmelerini her şeyi olarak kabul ederiz. Dünyanın güvencelerini Allah-u Teala'nın güvencesine şuursuz olarak yer tutarız. Sonra kendi zaaflarımızdan dolayı, eksikliklerimizden dolayı, tembelliklerimizden dolayı bu dünyanın müstakbilini, geleceğini dahi berbat ederiz. Bu dünyadaki yarınımızı dahi berbat ederiz. Ve gelecek cihanın yarını dahi gözlerinden çıkarırız. Unutmuş oluruz. Şunu düşünmeyiz. Onun ne kadar korkunç neticeleri çıkabilir. Biz onu unutmuş oluruz. Birinci halife radıyallahu anh bir defa kısa kelimelerle dikkatimizi şöyle çekti. Mümin için gereklidir ki yaptığı her işin sonucunu önceden düşünsün. Ki bunun neticesi ne olacak? İnsan öfke anında bir insanı öldürmek ister. Küfreder, söver. Eğer düşünürse bunun sonucu ne olacak? Bunu gözlerinin önünde bulundursa o zaman takva üzerinden yürüme kendisine nasip olacaktır. Eğer biz bakarsak bütün kötülükler ve bütün günahlar şu bakımdan biz yaparız ki biz onları yaparken bizim beynimizde bir şeytan girmiş olur. Şeytan girmiş olur bizim beynimize. Ve sonuçları unutarak biz her iş yaparız. Şaz olarak böyle olur ki biz insanları öldürenler yahut günah yapanlar, işleyenler kabul ederek onun sonuçları için kendilerini ileri sürmüş olsunlar. Bu gibi insanların aptallıkları sanki ebedi olur. Her akıllı insan bu cünun durumundan, aptallık durumundan dışarı çıkarsa kendini korumaya çalışır. Alışık olan suçlular bir yana. Onların durumu bambaşkadır. Burada öyle insanlardan bahsetmiyor Allah. Ya tam olarak aptal olanlardan bahsetmiyor. Aksine iman iddiasında bulunanlardan bahsediyor burada. Müminin alameti yarını görmektir der Allah. Hazreti Halifetül Mesih el-Evvel, birinci halife radıyallahu anh, şunu beyan ederken ki sonucu düşünmek ve yahut yarına bakmak nasıl insan onu yapabilir? Bundan bahsederek bunun için diyor ki şuna inansın ki وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بَمَا تَعْمَلُونَ sizin yaptığınız işi Allah bilir. İnsan eğer inanırsa, kesin inanca sahip olursa ki Habir ve Alim her çeşit bilgiye sahip olan bir Allah vardır. Ve o her çeşit kötülüğü, aldatmaca, tembelliği görür.
ve onun karşılığını verecek. Eğer bunu düşünürse o zaman o korunabilir. Sonra dedi ki böyle bir imana sahip olun. Birçok insan vardır ki kendi görevlerini işçilikte tembellik ederler. Böyle yapmakla onların rızkı helal kalmaz. Yani maddi konularda dahi her kim tembellik ederse ve hakkını vermezse görevinin manası şudur ki onlar dahi kendi yarını berbat ettiler ve kendi elde ettikleri rızkları dahi helal kalmaz. Bu aldatmacanın rızkıdır elde ettikleri. Kısacası bu ayet yarına bakmak konusunda bizim dikkatimizi çeken çok geniştir. Ve her adımda gerçek bir mümin için müminin ayaklarını tutarak küçücük bir zaaf ve günaha ilerlemesinden mani olur. İlerlemesine. Kesinlikle bu yakin, bu kesin inanç kendimizde yaratmalıyız. Allah biz yakin, bu yakinden yakine sahip olalım ki Allah-u Teala bizim her amelimizi görmektedir. Sonra şuna dahi inanalım kesin olarak. O bizim yaptığımız her çeşit aldatmacaları ister onları küçük zannederek az bir fayda elde etmek için biz onu yapıyor olsak yahut kendi işimizde tembellik edersek yahut verdiğimiz söze göre bilerek işimizi bitirmiyoruz ki belki böylece başka birisi başka altına girecek ve biz ondan daha fazla çıkarı elde edebileceğiz. O zaman unutmayınız bu sözleri Allah-u Teala sevmez. Ve Allah-u Teala sevmezse o zaman onun birinci elife radıyallahu anh'a buyurduğu gibi bunun karşılığı olacak ve onun karşılığı cezadır, ceza olaraktır. Onun için bir mümin yarını göz önünde bulundurarak en küçük ev işlerinden başlayarak toplumsal iş ile ilgili ülke ve uluslararası bütün muamelelerde takva üzerinde yürümesine dikkat çekmiştir Allah. Ve her kim takvadan yana olmazsa o zaman şunu dahi zihninde bulundursun. Allah-u Teala'nın cezasını çekecek böyle bir insan. İnsan unutmamalıdır ki dünyadaki işlerin din ile alakası yoktur. Mümin için takva üzerinde yürümek emri vardır. Buyruğu vardır. Ve takvada ister din olsun, ister dünyalı işler olsun, Allah-u Teala'nın buyruklarına göre onları yapmak gereklidir. Allah'ın talimatına göre yapmalıyız onları. İnsan bazen zanneder ki, dünyadaki zarardan kurtulmaya çalışsın. Mali menfaat, mali çıkar, hangi yolla olursa olsun onu elde etsin. Fakat unutmamalıyız. Öyle hiçbir yol ki aldatarak insan çıkarı elde etsin, o insanı dinden ve imandan uzaklaştıran olur. Ve bu zahirde dünyalı bir muamele din iptilası haline gelmiş olur. Ve daha önce de söylediğim gibi yavaş yavaş din ve Allah'tan uzaklaştırır insanı. Onun için bir müminin unutmaması lazım. İmanın iptilası dünyadaki iptilalardan, sınavlardan daha üstündür. Bunun neticesinde dünya ve ahiret her ikisi berbat olur. Kısacası bu düşünceyle kendi kalplerimizi araştırmalıyız. Ve her işin sonucuna bakmalıyız. Allah-u Teala bizim her şeyimizi görmektedir. Bu düşünce eğer doğarsa o zaman mümin gerçek bir mümin olur
yahut mümin olmaya çalışmakta olur. İleri adım atmakta olur. Bu yüksek seviyeye bakmak için hiçbir cemaat yahut yan kuruluşunun raporuna bakmak ve ona güvenmek gerekli değil. Her insan kendisini kendisi muhasebe edebilir. Bu acaba onun seviyesi bu mudur? Ki her iş yapmadan önce şöyle düşünsün ki Allah-u Teala benim bu işimi görmektedir. Yapacağım bu işi. Eğer ben iyi bu niyetle Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için iş yapıyorsam, o zaman Allah-u Teala birkaç kat mükafat vereceğini dahi söz vermiştir. Ecir vereceğini de söz vermiştir. Eğer kötü niyet ise o zaman insanın düşünmesi lazım. Ben Allah-u Teala bana ceza dahi verebilir. Aramızdan her birimiz böyle bir düşünceyle kendi görevlerimizi ve sorumluluklarımızı yerine getireceksek ve onun için çaba sarf edersek her birimiz, o zaman cemaatin genel takva seviyesi dahi yükselecek. Ve takva seviyesinin yükselmesi cemaat bakımından dahi bir kendiliğinden görülecek. Terbiye şubesi için zorluklar olmayacak, meseleler olmayacak ve umur-i ama ve kaza şubesi için dahi problemler olmayacak. Diğer şubeler dahi hatırlatmaya mecbur olmayacaklar. O zaman onun için kalplerimizi daima her zaman sabah ve akşam araştırmalıyız. Ve şeytanın saldırılarından nefsimizi korumaya çaba sarf etmeliyiz. En mümkün olduğu şekilde. Eğer bunu düşünmesek, şeytandan dolayı biz onu düşünmüyoruz. Bunu unutturmak konusunda şeytan karakter rolünü oynamaktadır. Eğer Allah'ı unutursak şeytanın karakteridir bu. Eğer yarını düşünmesek şeytandır onu unutturan bize. Şeytandır ki der ki şunu unutun ki ben Allah seni görüyor. Eğer araştırırsak bunu düşünmüyoruz genellikle ki Allah benim işimi görmektedir. Ve bunun sonucu ne olabilir? Ve bu bütün şu gaye sebepten dolayı olur. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi şeytan insanın kanı ile birlikte onun bedeninde olur. Birçok hastalık vardır. İnsana zarar verir. Şu sebepten dolayı ki şu yahut bu sebepten dolayı etkisi altına girer ve insanın kanlığında olur ve yavaş yavaş çoğalır ve belli bir seviyede bedeni zorlamaya başlarlar. Bu hastalıklar insan başlangıçta farkına varmaz ki saldırıya geçmiştir hastalık. Hatta çok dikkatli olursa birisi azıcık tembellikten sonra doktora giderse dahi başlangıçta bazen doktorlar dahi bilemezler ki hastalık içte vardır, kanda dolaşmaktadır. Ve bu hastalıklar gelirler, söylediğim gibi mikroplar olur, birden ötekine geçer hastalıklar bazen. Ve bugün dahi biz görüyoruz birçok veba vardır. Başlangıçta bilinmez, sonra yayılınca insan farkına varır. Ancak en tehlikeli olan söz şudur bugünkü çağda. O da bu çağda manevi hastalıklardır. Ve manevi hastalıklar çok çoğalmıştır. Ve insan farkına varmaz ki ne zaman şeytan bizim kanımıza girmiştir.
ve manevi hastalığı çoğaltmaya başlamıştır. Ancak şeytanın kanımızda dolaşmakla gelen hastalık bedensel hastalıktan daha tehlikelidir. Şu bakımdan ki bedensel hastalık ile beden etkilenir. Beden de tembellik başlar. Sonra yavaş yavaş eziyet çoğalır. İnsan hisseder ve doktora gider. Ben hastayım der, bana bir ilaç ver der. Ancak manevi hastalık şu bakımdan tehlikelidir ki Allah'tan insan uzaklaşınca ve şeytanın saldırısına onun altına girince kendisinin hasta olduğunu farkına varmaz. Kendisinin sağlıklı olduğunu zanneder. Fakat onun dostları, kendisini sevenler bilirler. Bu hastadır. Akıl verirler ona, nasihat ederler. Onun dostları ve ahbapları. Dostların söylemeleri üzerine dahi insanlar bazen hastalığın sonuna girmiş olurlar. Onlar akrabalarının ve dostlarının nasihatini dahi kötü zannederler. Derler ki benim dostum yanlış diyor bana. Yanlış akıl veriyor ve kendilerini onlardan uzak görüyor. Demek ki şeytanın saldırısı manevi bir hastalık, ruhani hastalık, bedensel hastalıktan daha tehlikelidir. Çünkü birçok yerde onun tedavisi için insan hazır olmaz. Diğer insan dikkat ettirirse dahi ilaç al derlerse yine dikkat çekmez. Onun için bir mümin hastalık kendisine saldırmadan önce kendisini araştırarak ön ameliyeye girmesi lazım. Hastalığı önleyici işe girmesi lazım. Ve bu toplumda bir söylediğim gibi müstakil manevi hastalıklar vardır uzayda. Onun için kendimizi korumak için müstakil amel gereklidir. Ve bir yahut müstakil tedavi gereklidir. Önleyici plana girmek gereklidir. Ve bu gerçek bir mümin için gereklidir bunlar. Ve bunun için daima çaba sarf etmesi gerekir. Daima hatırımızda tutmalıyız ki mümin hiçbir zaman Allah-u Teala'nın korkusundan boş olmaz ve olmamalıdır da. Hazreti Resulullah hakkında rivayet vardır. Kendisi ne zaman gece kalkarsa çok acizane bir şekilde dua ederdi Allah'a. Bir defa Hazreti Ayşe radıyallahu anha kendisini görünce arz etti, dedi ki ya Resulullah, Allah-u Teala sizi affetmiştir. Niye o kadar üzüntülüsünüz? O kadar korkunuz, Allah korkusu vardır sizde. Niye dua ediyorsunuz kendinize o kadar fazla? O kadar korkuyorsunuz. Hatta Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu dahi söylediydi, söylediğim gibi, anlattığım gibi, şeytan insanın kanında vardır ama Resulullah dedi ki benim şeytanım Müslüman olmuştur. Yani hiçbir manevi ruhani hastalık bana saldıramaz. Asla mümkün değil. Ancak Resulullah dedi ki benim necatim dahi Allah-u Teala'nın lütfuna bağlıdır. Benim dahi daima ona eğilmem lazım. Her zaman. Demek ki eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunlara rağmen o kadar korku içinde ise o zaman başka kim vardır diyebilsin ki ben daima her işte yarına bakmamalıyım ve iş yaptıktan sonra Allah-u Teala'nın lütuflarını aramamalıyım diyebilen var mı? Onun için daima titikte olmalıyız.
daima takvadan yana olarak kendi işlerimizi ve işlerimizi araştırmalıyız. Ve her zaman Allah-u Teala'nın onun merhametini istemeliyiz. Daima kalbimizde şu düşünce olmalı. Ben kendi imanımı nasıl korumalıyım? Ve ona demin okuduğum ayette Allah-u Teala bizim dikkatimizi çekmiştir. Öyle insanlar gibi olmayın ki onlar Allah-u Teala'yı unuttular. Çünkü daha sonra Allah onları kendilerinden gafil kılacak. Misalını verdiğim gibi ruhani hastalığa sahip olanlar kendilerini hasta zannetmezler. Hatta onları sevenler onları hasta görerek onların tedavisini yaptırmaya çalışırlarsa onlar o kendilerini sevenlerin hasta olduğunu zannederler ve deli olduklarını zannederler. Güya manevi hastalık onlara kendi nefslerinizin durumuna bakmaktan pervasız haline getirir. Ve sonunda mahvolmaktan başka bir şey kalmaz. Unutmamalıyız ki genel olarak insan Allah-u Teala'yı üç yolla Allah-u Teala'ya dua eder. Yahut üç çeşit insan vardır. Dünyada genellikle gördüğümüz onlar Allah-u Teala'dan uzaktırlar. Yahut uzak olurlar. Birisi Allah-u Teala'nın varlığını inkar edenler ve inatla söyleyenler Allah hiçbir şey değildir. Bugünkü çok büyük sayıda bu düşünceye bağlı olan birçok insan vardır. Onlar kendilerinin çok tahsili olduğunu ileri sürerler. Kendi tahsiline çok güvenirler. Ve bunlar medya ve internet üzerinde değişik yollarla genç nesilleri ve küçük çocukları zihinlerini zehirlerler. İkincisi Allah-u Teala'ya tam olarak iman etmeyen insanlar vardır. Mutlaka bir gün onun önüne çıkacaklar ve kendi amellerinin hesabını verecekler. Buna tam olarak inanmazlar. Buna rağmen iman vardır tabii. Ya şunu kabul ederler ki bir Allah vardır. O dünyayı yaratmıştır. Ve onun ona tabi olarak bir nizam yürümektedir. Fakat yine de onun sözlerine amel etmezler. Üçüncüsü öyle insanlar vardır ki dünya işlerine o kadar dalmışlardır ki Allah-u Teala'yı unutmuşlardır. Eğer zihinlerine gelirlerse namaz kılacaklar, dua edecekler fakat aralıksız onu yapmazlar. Dikkatleri yoktur şuna ki Allah-u Teala bir mümin için 5 vakit namaz farz etmiştir. Kısacası bu kesindir ki her kim Allah-u Teala'yı unutursa o sonunda öyle bir duruma gelir ki orada ahlak bakımından dahi düşüşe girerler ve manevi olarak dahi düşüşe yakalanırlar. Ve sonunda zihinsel huzurları dahi bozulur. Onlar zannederler ki dünya işlerinde onların faydaları vardır, çıkarları vardır. Onun için bunu önce yapalım. Allah-u Teala'nın hakkını daha sonra vereceğiz. Çünkü dünyanın faydasında zahirde refahı, çıkarını hemen görürler. Fakat Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi böyle insanlarla birlikte dahi Allah-u Teala'nın bir muamelesi vardır. Şöyle ki فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah-u Teala dahi onları kendi zatlarından gafil kıldı. Ve bu insanlar hiçbir zaman zihinsel huzura sahip olamazlar. Onun için müminlere Allah-u Teala dedi ki eğer gerçek takva sizin içinizde varsa ve siz mümin iseniz Allah-u Teala'nın varlığına inanıyorsanız onun vehdaniyetine imanınız varsa gerçekten ve inanıyorsanız içtenlikle o zaman o şartlara göre hayatınızı geçirin. Ki o şartlar altında Allah-u Teala emir vermiştir hayat geçirmeyi. O da şudur ki
her işinizin sonucuna bakınız. Ve şu yakine sahip olun ki Allah-u Teala bizim bütün yaptıklarımızı görmektedir, amellerimizi. Ve insan böyle bir şekilde düşünürse o zaman her işin, iş yapmanın yolu dahi değişmiş olur ve insan bizzat hisseder. Bu bakımdan dolayı Allah-u Teala'nın lütufları dahi çoğalmaktadır. Ben hatırlıyorum, ben Kenya'da tura gittiğim zaman orada bir resepsiyonda, bir davetiyede eski bir politikacı vardı, onunla karşılaştım. Dedi ki ben 3. Halife Rahimahullah ile de görüştüm. O bana bir nasihat etti. Ben ondan çok istifade ettim. O nasihat şuydu: sen her iş yapmadan önce şunu düşünün ki Allah-u Teala beni görmektedir. Ve onun bütün senin yaptıklarının kaydı vardır Allah katında. Hristiyan mıydı, Müslüman mıydı hatırlamıyorum, fakat Hristiyandı galiba. Eğer o istifade edebilirse o zaman gerçek bir Müslüman, ki özellikle Allah-u Teala kendisine emir vermiştir. O nasıl istifade edecek? Kendi işinin sonucunu gözlerinin önünde bulundursun ve bu daima gözlerinin önünde bulundursun ki her şeyi bilen Allah benim her şeyimi ve işimi görmektedir. Ve bundan dolayı ben her işimi onun rızası için yapmalıyım. Eğer böyle bir düşünce olmazsa, Allah-u Teala'yı unutursanız, o zaman Allah-u Teala der ki fasıklardan sayılırsınız. Kısacası Allah-u Teala burada fasık diyerek iman iddiasında bulunanlara açık şunu izah etti: eğer takvadan yana değilseniz, yarını düşünmezseniz, Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel etmezsiniz, o zaman siz fasıklardansınız. Fasıklardan sayılırsınız ve fasık onlardır ki onlar Allah-u Teala'nın sınırlarını bozanlardır. Onlar günahlarda hayatlarını geçirenlerdir. Onlar itaattan dışarı çıkanlardır. Onlar doğruluktan uzaklaşanlardır. Kısacası eğer kendimizi muhasebe etmiyorsak, kendi işlerimizi Allah-u Teala'nın söylediği seviyeye göre araştırmaya çalışmıyorsak, o zaman çok büyük bir korku yeridir. Hazreti Halifetul Mesih radıyallahu anh, birinci halife, bunu izah ederek bir yerde der ki böyle insanlar gibi olmayın. Ki onlar hakkında dedi ki Nesullaha fe ansahum anfusahum ulaikahumul fasikun. Her kim bu rahmetin kaynağını ve Kuddus Allah'ı terk ettiler ve kendi hilebazları ve kötü işleri ve kötü karakterleri ve birçok hileler ve planlarıyla başarıya ulaşmak isterler. Yani tilkiler gibi onlar plan yaparlar ve harekete geçerler. Tilki gibi kurnazdır derler. Öyle kurnazlıklarla başarıya ulaşmak isteyenler insanlar vardır. Sonra diyor ki bir insan birçok şeye muhtaçtır. Yemeğe ve içmeye muhtaçtır. Dostları dahi olur, düşmanları dahi olur. Fakat bütün bu durumda muttakinin şöyle bir durumu olur ki o daima düşünür: Allah ile ben alakamı bozmayayım. Yani Allah-u Teala ile benim işlerim, benim alakam bozulmasın. Daima Rabbini yel tutar. Dostlarını değil ve istifade ettiği şeyleri yel tutmaz. Allah'ı yel tutar. Dosta düşünürse belki musibet gelmeden önce ölmüş olur. Ya diğer zorluklara katlanarak yardım edemez duruma gelebilir. Sonra hakime güvenirse mümkündür ki hakim başka yere atanır ve ondan istifade edemez. Ve akrabalarından bir şey bekliyorsa, onlara güveniyorsa, onlar zorluk anında bana yardım edecekler. Allah-u Teala ihtiyaç anında onları o kadar uzaklaştırır ki onlar onun için faydalı olamasınlar. Onun için her an
Allah ile alaka kurmalıyız ve onu bırakmamalıyız. O hayatta ve ölümde bizden ayrılamaz. İster hayat olsun, ister ölüm olsun, Allah-u Teala bizden uzaklaşamaz. Onun için Allah-u Teala dedi ki, öyle insanlar gibi olmayınız ki onlar Allah-u Teala ile alakalarını kestiler. Bunun neticesi şu olacak ki, siz musibetlerden kurtulamazsınız ve refaha kavuşamazsınız. Her taraftan zelil olacaksınız. Ve o dostlarınız sizi düşük düşürebilir. Allah ile alakalarını kesmiş olanlar kimlerdir? Onlar fasık ve facir insanlardır. Kötü işleyen. Onlarda gerçek iman olmaz. Onlar iman onların imanları yalnız tam o değildir. Aksine şefkat ala halkillah dahi olmaz. Yani Allah-u Teala'nın kullarına dahi şefkat göstermezler. Ne Allah'ın hakkını verirler ne de kul hakkını verirler. Onun için aramızdan her birimizin çaba sarf etmeliyiz. Her amelimizi Allah-u Teala'nın buyruklarına göre etmeye çalışalım, yapmaya çalışalım. Kendi gelip geçici çıkarları yerine yarın gözlerimizin önünde bulundursun. Allah-u Teala onu bize nasip etsin. Amin. Elhamdülillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر